Saygıdeğer Üsküdarlı kardeşlerim, uzun zamandır görsel olarak video çekmiyorduk. 31 Mart yerel seçimlerinden önce sizlere şunu söylemiştim. Bu seçim 5 yıllık bir seçim değil, gelecek 20-25 yılı planlayan bir seçim. Neden? Çünkü Üsküdar'ın 16 mahallesi hisseli parsellerden oluşuyor. Biz 10 yıldır kardeşlerimize anlatmaya çalıştık. İnsanlar gelişigüzel binalarını yapmışlar ve çok ortaklı olarak kentsel dönüşüme razı olmuyorlar. Ama bizim bir gerçeğimiz var, hiç unutmayacağımız bir gerçeğimiz var. Deprem kapıda bekliyor. Bütün bilim adamları uyarıyor, bütün uzmanlar uyarıyor. Bakın buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, bakanlıklarımıza, milletin vekillerine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Kentsel dönüşüm kanunuyla ilgili yapılması gereken her şeyi yaptılar. Emin olun, bundan fazlası mümkün değil. Süreci çok kısalttılar. Ama gelin görün ki bizim sıkıntımız, biz razı olmuyoruz. Yaptırım diyorlar. Zorla olsun diyorlar. Bakın emin olun, hiçbir siyasi parti kimseyi zorla kentsel dönüşüme razı edemez. Neden biliyor musunuz? Çünkü her 5 yılda bir seçim oluyor. Oy kaybetmek istemezler. Geçmiş yönetim ne yaptı? Planları yaptı. 2 kattan 6 kata çıkardı. 3 kattan 7,5 kata çıkardı. Büyük parselleri bölmeye çalıştı. Ama ne yaptılar? Koşa koşa hemen mahkemelerde parselleri iptal ettirdiler. İfrazı iptal ettirdiler. Şimdi hep halk şunu bekliyordu ya. Cumhuriyet Halk Partisi seçilirse bu işi çözer. Evet, seçildi. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni başkanımıza, yönetime cani gönülden başarılar diliyoruz. Ben her konuda onlara yardımcı olmaya hazırım. Destek vermeye hazırım. Neden biliyor musunuz? Hiçbir siyasi görüşüm bu konuyla ilgili yok. Hiçbir ayrım yapmıyorum. Yeter ki Üsküdar depremden korunsun, kurtarılsın. İnsanlarımızın malı değerlensin. Zenginliğine engel olmasın. Ama Sayın Başkanımız seçildikten sonra henüz kadrosu oluşmadı. Biz 7. ayın sonuna kadar ona müsaade ettik. Bu arada mahalle mahalle geziyor. Çok güzel, doğru. Gezmesi gerekiyor. Çünkü seçildi, teşekkür ediyor. Aynı zamanda birebir de insanlardan bilgi alıyor. Burada Üsküdar'ın en büyük sorunu kentsel dönüşüm. Ne ev mekanlar, ne millet bahçeleri, ne çocuk köyü, ne de bostan hiçbir işimize yaramıyor. Bakın, Nakkaştepe Millet Parkı açıldı daha hiç ziyaret etmedim biliyor musunuz? Çocuk köyü de öyle. Nev mekanlar da öyle. Beni ilgilendiren kentsel dönüşüm. Depreme hazırlık. Onun için ben buradan Sayın Başkanımıza ricada bulunuyorum. Yavuz Türk Mahallemize geldiğinizde Yavuz Türk Mahallemizin kaç milyon metrekare olduğunu, kaç tane parsellerden oluştuğunu, parsellerin kaç bin metrekareden başlayıp kaç bin metrekareyle bittiğini, tahminen içinde ne kadar binaları, ne kadar dairelerin olduğunu danışmanları veya bu işle ilgilenenler, imarla ilgilenenler bilgi versinler. Çünkü oraya geldiklerinde çok büyük sorularla karşılaşacaklar. Ben o soruları size tek tek söyleyeceğim. En büyük soracakları soru şu. Başkanım, biz kendi evimizi ne zaman yapacağız? Evet. Bunun sözünü başkanımız vermişti. Binlik planlar hazır, binlik planları yapacağız. Vatandaş şöyle anladı. Başkan geldiğinde hemen binlik planları yapacaklar. Evet, yapılması lazım. Planların %99'u 3'te 2 çoğunluğa göre yapılmış. Kentsel dönüşüm aynı parselde bir anda başlayacak diye yapılmış. Ama olmadı. Geçmiş yönetim niye kaybetti biliyor musunuz? Üsküdar'a 100 yılda yapılacak eserleri yaptılar. İşte sade kaybetme nedeni bu parsellerin ifrazı. Şimdi Burhanide'deki kardeşlerimize sesleniyorum. Hani diyoruz ya, Kirastepe'deki hakları bize vermiyor Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, şimdi Sayın Başkanımıza söyleyin. Kirastepe'deki hakları isteyin bakalım. Verebilecekler mi? İmar belli, emsal belli, yasa belli. Hepsi belli. Ama insanlarımız bunu maalesef geçmiş yönetimi
biraz suistimal ettiler. Geçmiş yönetimin hataları var mı? Var tabii ki. Onlar kendini anlatamadılar. Şimdi sıra geldi neye? Sıra geldi yeni yönetime. Sayın Başkanımız kim olursa olsun etrafında çok iyi danışmanlar alıp bu parselleri acilen ifraz edecek. Büyükşehir CHP, Üsküdar CHP. Hiçbir alternatifi yok. Hiçbir sorunu yok. Hiçbir zorluğu yok. Bütün yetki sizde. Bakın, bakanlık parsellerin ifraz yetkisini 2020 yılında verdi. Bunu bilin. Onun için bundan sonra bizim elimiz kolumuz bağlı, bunu duymak istemiyoruz. Biz parselleri 1000 metreye düşürülmesini talep ediyoruz. Acil istiyoruz. 3 ay içinde, 6 ay içinde bu planlar biter. Ne yapacağız? Öncelikle kentsel dönüşümü isteyen ve hazır olan kardeşlerimizin işine bakacağız. Bu konuda uzman bir ekip var. Üsküdar Belediye'mizin önderliğinde Kent AŞ var. Hepsi birbirinden değerli kardeşlerimiz, müdürlerimiz, yöneticilerimiz bu işi biliyorlar. Onlara bir de harita ordusu verdiğiniz zaman emin olun bir yıl içinde Üsküdar'da bölünmeyen parsel kalmaz. Ama her şeyden önce gönüllü olacak. Mahkeme yollarına koşmayacağız. Bir parselde çalışma yapıldığı zaman mutlaka o parsel sahiplerine bilgi vereceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum.